Görüntü Dijital Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Arzu. Nasıl bir yardımcı olabilirim? İyi günler. İyi günler. Adınızı ve soyadınızı bilmeyin. Ayfer Çalgıcı. Ayfer'im, hangi işleminizle ilgili yardımcı olabilirim? Vadesiz hesabımdan para çekmek istiyorum. Ödeme işleminizi gerçekleştirelim. Eğer kiminiz yanınızdaysa sol tarafınızdaki tarayıcı bölmesini resminizi alta girecek şekilde bırakabilir misiniz? Tabii ki. Kimlik tarayıcı bölmesine yerleştirdiniz Ayfer Hanım. Şu anda kimlik bilgilerinize ulaşıyorum. Tamam. Şu anda kimlik bilgileriniz ulaştı. Bu işlemle ilgili 2 numaralı imza alanı bölmesine elektronik imza kalemiyle bir imza atmanızı rica ediyorum sizden. Tabii ki. Şu anda imza örneğiniz ulaştı Ayfer Hanım. Ödeme işlemiyle ilgili sizden kısa bir onay rica edeceğim. Peki. Ziraat Bankası Hayriye Şubesi'ndeki 5004 numaralı hesabınızda 500 Türk Lirası çekmek istediğiniz onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, evet. Onayınız üzerine ödeme işleminizi şu anda gerçekleştiriyorum. Teşekkür ederim. İşlemle ilgili tutarı sağ tarafınızdaki kağıt para çıkış bölmesinden teslim alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şartı tarifi ulaştı, rica ederim. Bu işleminizle ilgili belgeniz olan dekontunuzu sol tarafınızdaki dekont bölmesinden teslim alabilirsiniz. Şu anda dekontunuz ulaştı. Ödeme işleminiz başarıyla tamamlandı. Bu işlem dışında yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Yok, teşekkür ederim. Bankamız tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Teşekkürler, iyi günler. Görüntü Dijital Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Arzu. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Arzu Hanım. İyi günler. Adınızı ve soyadınızı öyle bilmeyin. Ayfer Çalgıcı. Ayfer Hanım, hangi işleminizle ilgili yardımcı olabilirim? Telefon faturamı ödemek istiyorum. Tabii, ödeme işleminizi gerçekleştirelim. Ziraat Bankası müşterisi misiniz? Evet. Hesaptan ödeme gerçekleştireceğimizden dolayı kiminize ihtiyacımız olacak? Eğer yanınızdaysa sol tarafınızdaki tereci bölmesine bırakabilir misiniz? Tabii ki. Şu anda kimlik bilgilerinizin ulaşmasını bekliyorum Ayfer Hanım. Kimlik bilgileriniz ulaştı. Hesaptan bir ödeme yapacağımızdan dolayı imza alanı bölmesini elektronik imza kalemiyle imzanızı rica ediyorum sizden. Tabii ki. Tamamdır. Şu anda imza örneğiniz ulaştı. Ödeme hangi kuruma ait olacak Ayfer Hanım? Türk Telekom. Kurum bilgilerinize ulaşalım. Türk Telekom kurumunun bilgilerine ulaştım. Abone numaranız lütfen. 212-557-44-43. Fatura kimin adına kayıtlıdır Ayfer Hanım? Ayfer Çalgıcı. Fatura detaylarınıza ulaştım. İşlemle ilgili kısa bir onay rica edeceğim. Türk Telekom kurumuna ait 212-557-44-43 abone numaralı faturanız için 44.75 TL tutarında ödeme gerçekleştirilecektir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onayınız üzerine ödeme işleminiz tamamlandı. Bu işleminizle ilgili dekontunuzu iletiyorum şu anda. Sol tarafınızdaki dekont bölmesinden teslim alabilirsiniz. Bu işlem dışında yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Yok, teşekkür ederim.
Rica ederim. Markamız tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Görüntülü İşlem Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Arzu. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Arzu Hanım. Merhaba. Adınızı ve soyadınızı bilir miyim? Ayfer Çalgıcı ben. Ayfer, ne tür bir işlemi gerçekleştirmek istemiştiniz? Ben faturamı yatırmak istiyorum. Tabii, ödeme işleminizi gerçekleştirelim. Ziraat Bankası müşterisi misiniz? Hayır, değilim. Bu durumda ödemenizi nakit bir şekilde gerçekleştireceğiz. Hangi kuruma ait ödeme işlemi olacaktı? İGDAŞ. İGDAŞ kurumu. Şu anda kurum bilgilerinize ulaşıyorum Ayfer Hanım. Kurum bilgilerinize ulaştım. Abone numaranızı rica edebilir miyim? 160-97-342. Şu anda fatura bilgilerinize ulaşıyorum Ayfer Hanım. Fatura kimin adına kayıtlıdır? Ayfer Çalgıcı. Şu anda bilgilerinize ulaştım Ayfer Hanım. 40 TL 50 kuruş görünen bir fatura borcunuz mevcut. Tamam. Ödeme ile ilgili tutarı sağ tarafınızdaki kağıt para giriş bölmesinden bırakabilirsiniz. Tabii. Tutar bize ulaştı Ayfer Hanım. Bu işleminizle ilgili kısa bir onay rica edeceğim. İGDAŞ kurumuna ait 160-973-42 abone numarasına bağlı 40 TL 50 kuruş tutarındaki faturanızın ödenmesini talep ettiniz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Talebiniz üzerine ödeme işleminiz başarıyla tamamlandı. Bu işleminize ait dekontunuzu sol tarafınızdaki dekont bölmesinden teslim alabilirsiniz. Ödeme işleminiz başarıyla tamamlandı Ayfer Hanım. Bu ödeme işleminiz dışında yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Yok, teşekkür ederim. Rica ederiz, bankamızı tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler, iyi çalışmalar. Teşekkürler, iyi günler. Görüntülü İşlem Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Arzu. Nasıl yardımcı olabilirim? Arzu Hanım merhaba. Merhaba. Adınızı ve soyadınızı bilir miyim? Ayfer Çalgıcı. Ayfer Hanım, hangi işleminizle ilgili yardımcı olabilirim? Döviz almak istiyorum. Alış işleminizi gerçekleştirme konusunda yardımcı olacağım. İsterseniz ilk aşamada kur bilgilerini inceleyelim. Tamam. Hangi döviz türü olacaktı? Avro ya da dolar? Dolar almak istiyorum. Tabii. Şu anda 1 dolar 1.49.80 şeklinde görünüyor. Kaç dolar almak istersiniz? 100 dolar. Bu işleminizle ilgili sizden kısa bir onay rica edeceğim. Tabii. 100 Amerikan doları alış işleminiz gerçekleştirecektir. 1 dolar kuru 1.49.90. Sizden talep edilen toplam tutar 149 TL 90 kuruş olacaktır. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, evet. TL karşılığını sağ tarafınızdaki para giriş bölmesinden bırakabilirsiniz yeter bir şekilde. Bıraktım Arzu Hanım. Şu anda tutarın ulaşmasını bekliyorum Ayfer Hanım.
iletmiş olduğum tutarı yine sağ tarafınızdaki kağıt para çıkış bölmesinden teslim alabilirsiniz. Evet, teslim aldınız. Evet, dekontumuza ulaştı. Döviz alış işleminiz başarıyla tamamlandı Ayfer Hanım. Bu işleminiz dışında yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Yok, teşekkürler. Rica ederiz, bankamızdan ücretiniz için biz teşekkür ederiz. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.